Her toplumda olduğu gibi Osmanlılarda da suçlular ve cezalandırılanlar vardı. Özellikle üst düzey suçlu görülenlerin cezaları sarayla bağlantılı yerlerde verilirdi. Mesela cellat çeşmesi, ibret taşları ve balıkhane kasrı gibi insana ürperti veren yerler Topkapı Sarayı'nda bulunur. Şöhreti oldukça kötü olan Balıkhane Kasrı'na dönemin padişahları bile donanmayı Hümayun'un seferden dönüşünü izlemek için nadiren inerlerdi. Balıkhane Köşkü, suçlunun üst düzeyde kaygı ve korku yaşadığı yerdir. Osmanlı literatüründe balıkhaneye indirilmek tabiri neredeyse ölümle eşdeğerdir. Eğer padişah bir kişi hakkında "Bostancıbaşı, götürün şu mendeburu Balıkhane Kasrı'na" derse o kişi ölümün kıyısında demektir. Balıkhane Kasrı bir nevi idamlık siyasi mahkumların idam edilmeden önce 3 gün bekletildikleri zindandır. İdamlık mahkum önce bostancıların kollarında bu kasra gönderilir. 3 gün boyunca bu zindanın soğuk odalarında akıbetini bekler. Bu sırada mahkum hakkında verilen karar Divan-ı Hümayun'da tekrar görüşülür. 3 gün sonra zindanın demir kapısı açılır ve elinde tepsiyle Bostancıbaşı görünür. Bostancıbaşı sessizce mahkumun yanına gider. Saygıyla şerbeti sunar. Bu şerbete ecel şerbeti denir. Genellikle Bostancıbaşı ve mahkum arasında pek fazla konuşma geçmez. Çünkü mahkum Bostancıbaşı'nın getirdiği kadehin renginden akıbetini anlar. Eğer şerbet beyaz kadehle gelmişse, mahkum rahat bir nefes alarak şerbetini içer ve Bostancı kayıkhanesinde hazırlanmış çektiriyle sürgün yerine doğru yol alır. Çünkü idamdan kurtulmanın karşılığı sürgündür. Ancak şerbet kırmızı kadehle gelmişse, bunun anlamı ölümdür. Kızılcık şerbeti de denen bu şerbeti güçlükle içen mahkum, cellatlar tarafından bir anda boğulur ve hayatına son verilir. Osmanlı'da balıkhaneye indirilen son devlet adamı Sadrazam Hacı Salih Paşa'dır ve kendisi güçlükle de olsa idamdan kurtulmayı başarmıştır.